Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi sabahı, tatil sabahı, köydeyim. Köyümüze geldik. Birazdan ızgara köfte yapacağız. Şimdi ızgara köfte yakacağımız malzemelerimizi söylüyorum. Malzemelerimiz tamamen doğal sayıdır. Çok azını pazardan aldık. Bu görmüş olduğunuz sarımsak bizim bahçemizin ürünü. Bakın daha yeni kopardım. Püskülleri duruyor. Sarımsağımızı bir yakın çekim alalım. Gördüğünüz gibi bu bizim yerli sarımsağımız. Kekiğimiz de yerli. Dağdan topladık. Dağ kekiği. Soğanımız bahçe. Bahçe soğanımız. Evet, kıymamızı koyduk şimdi. Malzemelerimizi katalım. Önce soğanımızı bir rendeleyelim içine. Köftenin olmazsa olmazlarından birisidir. Soğan rendelemek. Evet, gördüğünüz gibi sarımsağımızın içine bakın arkadaşlar. Gayet de dişleri güzel. Gayet de güzel. Yeni yeni daha oluyor bunlar. Şu anda bu yaş sarımsak. Çok güzel. Kokusu da harika. Taze taze yiyeceğiz inşallah. Bakın dişlerine. Yani talep eden arkadaşlar olursa seneye gönderebiliriz. Dışları bile yok. Sarımsaklarımız çok taze olduğu için. Oo, çok keskin bir sarımsak. Acayip gözlerim. Şunlar temiz. Bunları yemekte kullanabiliriz. Şu kabuklarımızı koyalım şöyle. Evet. Şunları yemekte kullanabiliriz. Arzuya göre biraz pul biber. Acı tatlı duruma göre değişebilir. Biraz kimyon. Çok değil. Bolca gelen karabiber. Evet. Biraz da tuz ekleyelim. Evet. Arzuya göre de ne ekmek için. Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi evde ekmeğimiz bayatlayınca biz atmıyoruz. Ekmeği kurutuyoruz. Serin bir havada, güneşli bir balkonda kurutuyoruz. Sonra onu rendeliyoruz. Bu rendelenmiş ekmek sonra istediğimiz arzuya göre nereye? Köfteye katılabilir. İsteyen istediği kadar katabilir. Biz seviyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Evet. Bütün malzemelerimizi kattıktan sonra arkadaşlar iyice gelen köftemizi yoğuruyoruz. Yani esasında bu işin en püf noktası köfteyi iyice gelen yoğurmaktır. Bütün karışımlar, bütün kattıklarımız iyice gelen malzemenin, kıymanın içerisinde işleyecek. Kokusu tamamen kıymanın içerisinde dağılacak böyle eşit oranda. Ne kadar uzun süre yoğurursak köftemiz o kadar iyi olur. Çok yoğurmazsanız her taraf eşit olmaz, aynı olmaz. Koku aynı, tat aynı noktaya da dağılmaz. Bir tarafı olur, iyi olur, bir tarafı eksik olur. O size bir zevk vermez. Köfteyi iyice gelen yoğurmaktan sakın üşenmeyin arkadaşlar. Şimdi bu yoğurma işlemimiz bittikten sonra bu köftemizi bir yarım saat buzdolabında dinlenmeye alacağız. Böyle bütün aromalar içine karışacak. Bütün tatlar dağılacak. Yarım saat buzdolabında şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar. Kokusu bile, yani şu sarımsağın kokusu var ya, müthiş güzel arkadaşlar. Tam böyle sucuk gibi olmuş. Harika bir sarımsak kokusu var. Taze sarımsak gibisi yok. İşte köylü olmanın güzellikleri bu. Tamamen kendi el ürününüzü, kendi yaptığınızı yiyorsunuz. Kendi yetiştirdiğinizi yiyorsunuz. Taze yiyorsunuz. Dolayısıyla kendi yetiştirdiğiniz emeğiniz, kendi emeğiniz olduğu için tadı bambaşka oluyor arkadaşlar.
tavsiye ederim. Siz de geçenki videolarımıza demiştim ki evinizin balkonuna poşetler içerisinde toprak koyun. O toprağın içerisine dikin demiştim. Yani domatesinizi, salatalığınızı, biberinizi, patlıcanınızı, hatta 2-3 baş sarımsağınızı da dikebilirsiniz. Onlar orada büyürler. Oradan dalından koparıp ne yapabilirsiniz? Mutfağınıza getirip yiyebilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. Köftenin yanında sucuk da yapalım dedik. Bizim çocuklar sucuk da seviyor. Şu sucuğun zarını aldık mı operasyon tamamdır. Şöylecek yine. Bugün köydeyiz dedik. Hava biraz yağmurlu. Sabahtan aşağıda bahçemiz vardı. Bahçeyi sürdük. Oraya mısır, taze fasulye, mancar ve domates diktik, ektik. Onları yaptık. Tabi biraz yorulduk. Pat pat diren bir makine var. Adamı yoruyor. Allah rahmetini de gönderdi. Biz diktik. Can suyu vermeye gerek kalmadı. Tabi yorulduk haliyle. Bu yorgunluğun, o yorgunluğun mükafatı bu. İnşallah çocuklarla beraber hoşça vakit geçireceğiz. Hem çalışıyoruz. Biz öyle bir aileyiz. Hem çalışıyoruz hem yiyoruz arkadaşlar. Hoşça vakit geçiriyoruz. Yani var yemez ailesi değiliz. Çalışırız da yeriz de. Asla boğazdan taviz vermeyiz. Şimdi sucuğumuzu doğradık. Şimdi domateslerimizi de yuvarlak yuvarlak doğruyoruz ki bunları ızgarak güzel arkadaşlar. Böyle. Güzel güzel. Şuraya atıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 2 hafta sonra artık domatesi de bahçemizden, salatalığı da bahçemizden alacağız. Şunları da alalım. Oh, maşallah maşallah. Ve biberlerimizi de, biberleri böyle koyabiliriz. Biberleri ızgara bir şekilde koyalım ya. Çok şey gerek yok. Evet, malzememiz hazır. Birazdan ateşimiz yanıyor. Tam harlansın, böyle köz haline gelsin. Ondan sonra başlayalım yapmaya. Pişirmeye. Evet. Evet. Bunlar da tavşanımız. Yeni tavşan yavrularımız oldu. Onlara evde bakıyoruz şimdi. Biraz büyüsünler. Dışarısı soğuk. Dışarı salacağız. Bahçeye. Evet, tavşanlarımız var babamın dediği gibi ama bizim bir tane daha tavşanımız vardı. Ama maalesef o öldü. Ben de tavşanı çok sevdiğim için babam ona bir tane daha tavşan aldı. Yani 2 tane aldı. Şimdi onlara bakıyoruz. Böyle 5 ay falan beslemiştik o tavşanımızı. Ama maalesef öldü. Sonra da babam bana bunları aldı. Diğeri de içeride. O biraz küçük olduğu için korkuyor. Bu arada isimleri Mia ile Lia. Beyaz onun adı Lia. Bu siyah beyaz onun adı Mia. Mia çok sakin ama Lia biraz fazla kıpırdıyor. Yaramaz. Ama çok tatlılar ikisi de.
Selçuk, Selçuk, oğlum, aşkım, Selçuk. E neymiş benim oğlum? Sen kıyı mı geldin oğlum? Kıyı mı geldin sen? Ha? Hoş geldin oğlum, kıyı mı geldin? Maviş, Maviş, oğlum, kızım. Ne diyorsun sen, ne diyorsun? Sen ne diyorsun aşkım? Selçuk, Selçuk. Selçuk, öpüyorum seni. Aşkım. Çok seviyorum ben bunları. Çok seviyorum aşkımı. Aşkımı çok seviyorum. Bunlar bize bir yoldaş, arkadaş. Canım. Yüzümüzü gördüğünüz gibi hazır. Kıvama geldi. 5 dakika daha beklerim böyle tam olgunlaşsın. Tam kor haline gelsin. Şu anda o sıcak o biçim. Nevalemiz de hazır. Elif, sucuk mu yiyeceksin, köfte mi yiyeceksin? İkisini de yiyeceğim. Seni gidi seni. Evet. Bakın bunu da özel yaptık. Tam ızgara göre ayarladık. Mesafesi her şey ayarlı. Aheste aheste pişsin kardeşim. Hüseyin Usta. Mangal keyfi. Güzel doğradığımız domateslerimizi ızgarada koyduk. Şimdi burada diğerini pişirmiştik. O hazır. Şöyle hemen şuraya koyalım. Domateslerimizi biraz kızarttık mı? Bakın 10 numara oluyor. Burada da sucuğumuz, köftemiz hepsi hazır.